Ekonomide sıfır teorisinden bahsediyorum sizlere hep. Bir tarafta azalıyorsa öbür taraf fazlalaşıyordur. Bir taraf aşırı zenginleşiyorsa büyük kitleler fakirleşiyordur. Bu 2-2-4'tür. Dünyada tarih boyunca hep böyle olmuştur arkadaşlar. Fakirleşmiş ülkelere, geri kalmış ülkelere baktığınız zaman hep bu tabloyla karşılaşırsınız. 3-5 kişi aşırı zenginleşmiştir ama kitleler fakirleşmiştir, yozlaşmıştır, eğitimsizleşmiştir. Bunun bedellerini uzun yıllar boyunca ağır bir şekilde ödemişlerdir. Mesela Avrupa'da Rönesans ve reformlara kadar gerçekleşen Orta Çağ süreci. Aynı tabloyu son 20 yıl içerisinde biz Türkiye'de yaşıyoruz ne yazık ki. Üstelik 21. yüzyılda yaşıyoruz arkadaşlar bunu. 5 müteahhit Dünya Bankası verilerine göre dünyada kamudan en çok ihale alan müteahhitler oluyorlar. 1. sırada, 3. 4. sırada, 7. ve 8. sıralarda Türkiye'deki ballı kaymaklı müteahhitler yer alıyor. Rastlantı o ki Türkiye'nin bugüne kadar onlara ödediği para Türkiye'nin borçlarıyla neredeyse kafa kafaya denk geliyor arkadaşlar. Milli gelirimizin neredeyse yarısından fazlası buraya aktılmış. Rezervlerimiz bunlar için tüketilmiş. İnsanlarımız bunlar için fakirleştirilmiş arkadaşlar. O nedenle sizlerden ricam bu videoyu sonuna kadar sabredip izlemeniz. Çünkü sadece müteahhitlerin ne kadar ihale aldıklarını anlatmayacağım sizlere. Bu alınan ihaleler sonucunda insanlarımızın nasıl fakirleştiğini anlatacağım sizlere. Aynı zamanda bizi nasıl büyük bir ekonomik krizin beklediğini anlatacağım. Ve doğal olarak da bunun özellikle kurun üzerinde ve faizin enflasyonun üzerinde nasıl bir baskı oluşturacağını anlatacağım sizlere. Onun için lütfen sabredin ve videoyu sonuna kadar izleyin. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu 5 ballı gaymaklı müteahhitler önümüzdeki 25 yılı ipotek altına almış durumda. Köprüler, otoyollarla, tünellerle, havalimanlarıyla, şehir hastaneleriyle. Bunlara oluk oluk para akıtılmaya devam ediliyor ve bugüne kadar da çok ciddi paralar akıtılmış. 75 milyar dolar daha ödeme yapacağız bu arkadaşlara. Türk lirası karşılığı 577 milyar liraya denk geliyor arkadaşlar. Şöyle bir düşünün, Türkiye'nin tüm ticaretinin neredeyse yarısından fazlasını biz bu 5 müteahhite ödüyoruz. Ve dolayısıyla bunlara ödediğimiz bu rakamlar yüzünden hepimiz her geçen gün fakirleşmeye devam ediyoruz. 30 milyondan fazla insanımız yoksulluk sınırının altında, 17 milyon insanımız devlet yardımlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Kamudan ihale alan şirketlere şöyle bir bakıyorum, dudaklarım uçukluyor arkadaşlar. Limak 49 milyar dolarlık, evet, Türkiye Cumhuriyeti'nden 49 milyar dolarlık ihale almış. Bunun Türk lirası karşılığı 377 milyar liraya denk geliyor. Sadece Limak'ın aldığı bu ihaleleri biz asgari ücretliye yansıtmış olsaydık belki asgari ücret 2'ye hatta 3'e katlanacaktı arkadaşlar. Vatandaşa vermek yerine sadece bir kişiye vermeyi tercih etmişiz. Cengiz İnşaat 3. sırada yer alıyor bakın. Dünyada 3. sırada yer alıyor kamudan en çok ihale alan şirketler arasında. 42 milyar dolar Türkiye'den almış. 42 milyar dolar, yanlış duymadınız arkadaşlar. 324 milyar liraya denk geliyor. 42 milyar doların ne kadar büyük olduğunu ya da 49 milyar doların ne kadar büyük olduğunu sizlere şöyle tarif edeyim. Merkez Bankası rezervleri şu anda 50 milyar dolar ekside. Çok büyük bir para bizim gibi bir ekonomi için arkadaşlar ki biz bu paranın iki katını şu anda okuduğum iki müteahhite vermişiz. Limak'a ve Cengiz İnşaat'a. Colin 40 milyar dolar, 311 milyar liralık ihale almış. Kalyon 36 milyar, 281 milyar liralık ihale almış. MNG 35 milyar dolar, 274 milyar liralık ihale almış. Sadece bu 5 müteahhitin bugüne kadar Türkiye'den aldığı otoyol, köprü, tünel, havalimanı, hastane projelerinin toplamı 204 milyar dolar. Merkez Bankamızda 204 milyar dolar para yok. Bırakın 100 milyar dolar olduğunda bile çok mutlu oluyorduk biz. Bu arkadaşların cebine giren para 204 milyar dolar. Türkiye'nin merkezi yönetim borç stoku 1 trilyon 870 milyar lira. Bir kez daha söylüyorum. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 870 milyar lira. Bu arkadaşlara ödenen para 1 trilyon 600 milyar lira. Türkiye kadar parayı
bunlar ceplerine indirmişler. E o zaman da dünya sıralamasında Limak 1. sıraya, Cengiz 3. sıraya, Colin 4. sıraya, Kalyon 7. sıraya, MNG 8. sıraya yerleşmiş. Kimseye kaptırmamışlar ihaleleri. Rekabet kurallarına, rekabet kanunlarına tamamen aykırı bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir firma bu kadar arka arkaya ve tüm kamu ihalelerini, üstelik büyük kamu ihalelerini alamaz rekabet kurallarından dolayı en azından. Müteahhitler bu kadar zenginleşirken biz ne hale gelmişiz? Biraz ondan bahsedelim. Sadece 30 milyon insanımız yoksullaşmış, 17 milyon insanımız açlığa mahkum kalıp devlet yardımlarına muhtaç olmuş. Bununla mı kalmış? Hayır arkadaşlar. Türkiye en çok borcu olan ülkeler sıralamasında 120 ülke var burada. 6. sırada. Evet 6. sıradayız arkadaşlar. 120 ülke içerisinde en çok borcu olan ülkelerden biriyiz ve 6. sıradayız. Tam 420 milyar dolarlık dış borcumuz var. Toplam dış borcumuzdan bahsediyorum. Peki bu ballı kaymaklı müteahhitlerin cebine giren para ne kadardı? 204 milyar dolar. Bakın dış borcumuzun neredeyse yarısını bu abilere ödemişiz. Milli gelire orana baktığımızda yani bizim borcumuzun, Türkiye'nin borcunun toplam milli gelirine oranına baktığımızda %60'a denk geliyor neredeyse ve ikinci sıradayız borçluluk anlamında. Rezervlerimizin borçlarımızı karşılama oranı Arjantin'le neredeyse kafa kafaya. Biliyorsunuz Arjantin yıllardır kriz içerisinde arka arkaya devalüasyonlar yaşıyor ve sonunda da IMF ile masaya oturmak zorunda kaldı. Buna rağmen kendisini toparlayamadı. %15 oranında Arjantin karşılıyor rezervleriyle borçlarını. Türkiye ise rezervleriyle borçlarını %18 oranında karşılayabiliyor. Yani 100 lira borcumuz var. 18 lira cebimizde paramız var ki o rezervlerin de aslında olmadığını, eksi olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Arjantin'den bile çok daha kötü durumdayız. Dünya ortalaması ne diye baktığımızda %72 çıkıyor arkadaşlar. Pek çok ülkenin rezervi borçlarını %72 oranında karşılayabiliyor. Borçlarımız her geçen gün artıyor. Vadelerimiz düşüyor bize güvenmedikleri için. Daha kısa vadeli borçlar vermeye başlıyorlar ve maliyetlerimiz artıyor. Yani daha yüksek faiz ödemeye başlıyoruz. Bunun en net göstergesi nedir diye sorarsanız, bunun en net göstergesi 2020 yılında 120 milyar lira sadece faiz ödemişiz. Borç değil, faiz ödemişiz. 120 milyar lira. 2021 yılında 180 milyar lira faiz ödememiz var. Tabii bu ballı kaymaklılara da zorunlu ödemelerimiz devam ediyor. 25 yıl boyunca bunlara her yıl ödeme yapmaya devam edeceğiz. Üstelik kur farkıyla ödeyeceğiz. Üstelik Amerika'daki enflasyon oranında da artışlar sağlayacağız. Amerika'daki enflasyon oranında artış sağlayacağız. Yani sabit bir ödeme de yapmayacağız. Sadece şehir hastanelerine 31 milyar dolarlık harcamamız var önümüzdeki 5 sene içerisinde. Geldiğimiz noktayı biraz daha anlatayım sizlere bunlar yüzünden. Enerjiyi bunlar ipoteklemiş. Kamuyla çalışan enerji sektöründeki bütün büyük firmalar bunların üzerinde şu anda. Şehir hastanelerini yapan bütün firmalar bunların üzerinde. Köprü, otoyollarda bütün büyük ihaleler bunların üzerinde. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük havalimanı yaptık dediğimiz İstanbul Havalimanı bunların üzerinde. Sadece havalimanları üzerinden 22 milyar dolar ödüyoruz bunları arkadaşlar. Şimdi kimse çıkıp biz niye fakirleşiyoruz demesin. Bu kadar çok parayı oluk oluk sadece 5 kişinin cebine aktarıyorsanız, devletin milletin parasını sadece 5 kişinin cebine aktarıyorsanız 80 milyon kişinin fakirleşmesine şaşırmayacaksınız. Bugüne kadar bizim cebimizdeki bütün paraları bu ballı kaymaklılara aktardılar. Bir de üstüne üstlük hepimizi borçlandırdılar. Yetmedi bütçeyi açtılar. Bütçeyi açtıkları için cezalarla, vergilerle de canımızı okudular. Fiyatları arttırdılar. Satın alma gücümüzü düşürdüler. Dövizde sadece yükselmiyor enflasyon arkadaşlar. Enflasyonun yükselmesindeki en temel nedenlerden birisi haksız dolaylı vergiler. Türkiye'yi ne hale getirdiklerinden biraz daha bahsedeyim sizlere.
Kısa vadeli dış borcumuz 182,5 milyar dolara gelmiş durumda. İç borcumuz 35 milyar dolar. Yani sadece dışarıdan borç almamışız. Bir de içeriden dolar bazında borç almışız. Bunun da bedelini ağır ödeyeceğiz. Merkezi yönetim brüt borç stokumuz 1 trilyon 870 milyar liraya gelmiş durumda. Bankaların %70'i yabancılara ait. Özel sektörün %70, %80'i yabancıların eline geçmiş durumda. Tüm pazarlar yabancıların elinde. Tüm ürünler yabancıların malları. İthal mal cenneti haline gelmiş durumdayız ve ne yazık ki yerli üreticilerimizi bu nedenle batırıyoruz. Her döviz yükselişindeki paniğimizin temelinde de bu yatıyor aslında. Tekel, telekom, şeker fabrikaları gibi çok stratejik fabrikalarımızı, çok önemli sanayi kuruluşlarımızı özelleştirmek kisvesi altında kapatmışız ve bu alanları tamamen yabancılara teslim etmişiz. Boşanmalar %29 oranına gelmiş arkadaşlar. Yıllık bu. Evet, her evlenen 10 çiftten 3'ü boşanıyor ekonomik sebeplerden dolayı. Suç oranları her geçen gün biraz daha artıyor. Kadına ve çocuğa şiddet her geçen gün biraz daha artıyor. Koronaya rağmen tüm dünya kendi insanlarına yardım ederken karşılıksız olarak bizimkiler kredi musluklarını açmışlardı. Şimdi yüksek faizlerle onu da kıstılar. İban veriyorlardı. İban da vermiyorlar. Dolayısıyla bizim bu kadar fakirleşmemizin temelinde kaynakların yanlış yerlere aktarılması, göz göre göre cebimizdeki paranın alınıp 3-5 tane ballı kaymaklıya verilmesi yatıyor. Hangi partiden olduğunuzun önemi yok. AK Partili olabilirsiniz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden olabilirsiniz, İYİ Partili olabilirsiniz, CHP'li olabilirsiniz, HDP'li olabilirsiniz. Refah Partisi'ne inanabilirsiniz, ona oy kullanıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangi partiden olursanız olun, bu işin ucunun bize dokunduğunu görün diye bunları anlatıyorum. Burada siyaset yapmıyoruz. Burada bize yapılan yanlışları anlatmaya çalışıyorum sizlere. Uzun yıllardan beri birilerini zenginleştirmek uğruna halkın genelinin nasıl fakirleştirildiğini anlatıyorum sizlere. Bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Ve şimdi gelelim tüm bu koşullar içerisinde rakamlara. Altın fiyatlarının zaten düşmeyeceği ortada. Bir tarafta Amerika'da teşvik paketi onaylandı. 900 milyar dolarlık bir teşvik paketi geçmiş durumda. Öbür tarafta önümüzdeki günlerde Biden'ın koltuğa oturması ile birlikte zaten teşvik paketlerinin daha da artmasını bekliyoruz. Yani 3 trilyon dolarla 5 trilyon dolar arasında bir teşvik paketi daha gündeme gelecek. Bu yine altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Kısa geri çekilmelerin hiçbir öneminin olmadığını sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha paylaşacağım. Hem risklerin artması, koronadaki mutasyonun ön plana çıkması, hem teşviklerin artması nedeniyle aynı zamanda ekonomilerin kapanması, ülkelerin kapanması nedeniyle petrol fiyatları hızlı bir şekilde devrilirken altının onsunun da arka arkaya rekorlar kırmaya devam ettiğini göreceğiz. Türkiye'deki yansıması da gram altının yükseliş eğiliminin hızlanması olarak karşımıza çıkacak. Gelelim dolara. Dolar, bir kez daha söylüyorum videonun başında söylediğimi, bir barometredir. Yani sebep değil sonuçtur arkadaşlar. Bir ülkenin ekonomisi bu kadar büyük bir çıkmaza girmişse eğer, ki Türkiye ekonomisinin nasıl büyük bir çıkmazda olduğunu ve bunun sebeplerini uzun uzun biraz önce sizlerle paylaştım. Makroekonomik verilerinin neden bozulduğunu sizlerle uzun uzun paylaştım. Gelir dağılımındaki bozukluğu paylaştım. Bizim verilerimiz bu kadar bozulmuşken, korona gibi bir riskle karşı karşıyayken bizim bu işin içerisinden faiz artırımlarıyla çıkmamız mümkün değil. Merkez Bankası yarın değil öbür gün bir faiz kararı alacak. 200 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi diyelim. Bu doların düşüşünü hızlandırmayacak. Şu anki seviyesinden yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Neden? Çünkü 200 bas puanın yeterli olmadığı ortada. Bir takım uluslararası kuruluşlar Merkez Bankası'na gel gel yapıyorlar. Korkutmadan faizleri yavaş yavaş yukarıya doğru çektirtmeye çalışıyorlar. Büyük bir devalüasyonist ortam olmadan zaten yabancı Türkiye'ye bu faizle gelmeyecek. Önce devalüasyonist ortamı tetikleyecek. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın %30'ların üzerinde, hatta belki %40'ların üzerindeki faiz ortamına sokacak. Sonrasında parasını yüksek kurdan getirip Türkiye'de bozdurup yüksek faiz ortamına girecek.
Bu çok kritik bir oyundur. Yıllardır oynanır ve bir kez daha sahneye konuluyor. En yakın dönem olarak da Ağustos 2018 yılında gördük arkadaşlar. O nedenle doların devalüasyonist bir etkiye girmeme ihtimali neredeyse yok. Özellikle dışarıdan borç bulamıyorken ve borç maliyetleriniz her geçen gün biraz daha artıyorken, cari açığınız patlamışken, tüm ekonomik dengeleriniz bozulmuşken bu işin içinden çıkamazsınız. Enflasyonunuz %17'ye emin adımlarla gidiyorken %17'lik politika faizi sizi kurtarmaz. O zaman faizi yükseltmemiz gerek mu diye soranlar olabilir. Gerekmiyor arkadaşlar. Bu bir sarmal haline geliyor. Ne kadar faiz yükseltirseniz o kadar daha faiz isteyecekler sizden. Kurun baskılanmasını da sağlamayacak. Akside kırılganlıklarınızı arttıracak ve borç alma maliyetlerinizi yukarıya çekmiş olacaksınız. Hem bütçenizi bozacaksınız, borç alırken zorlanacaksınız, hem de borç öderken zorlanacaksınız. Bunların toplamı da Türkiye ekonomisini çok ciddi, çok büyük bir ekonomik uçuruma, ekonomik krize, hatta ekonomik bunalıma sürükleyecek. 3-5 kişi, hani o videonun başında bahsettiğim 3-5 kişi yarın öbür gün işler sıkıştığında pılısını pırtısını bütün servetini alıp dünyanın başka bir yerine gider. Yine sorunlarla biz baş başa kalırız. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Şu anda borsa 140 bin seviyesinde, hiçbir gerçekçiliği yok. Reel sektör batmak üzere, borsa uçuyor kaçıyor. Bankacılık sisteminde bir yığın batık kredi var. Bankacılık hisseleri uçuyor kaçıyor. Bunun hiçbir mantıklı izahı yok. Doları 7.61'e getirirsiniz, 7.60'a getirirsiniz, 7.65'e çekersiniz. Bu seviyelerde bir şekilde tutarsınız. Yarın öbür gün faizle ilgili beklentileri karşılayamadığınız zaman bir anda dolar 8.80 seviyesine gittiğini görürsünüz. Faizle ilgili beklentileri karşıladığınız zaman da hem faiz sarmalına, hem kur sarmalına, hem de enflasyon sarmalına girdiğinizi görürsünüz. Sizi büyük bir tuzağa doğru çekerler ve çekiyorlar. Euro şu anda 9.34 seviyesinde. Orada da yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Euro dolar paritesi 1.22'nin üzerinde. Koronanın mutasyona uğraması, dolara olan eğiliminin artması, dolar endeksinin yükselmesi, paritenin hızlı bir şekilde geriye gelmesini beraberinde getirecek. Bir miktar yukarı atmış olması yükseliş eğilimine girdiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte paritenin düşüş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Avrupa ekonomileri bu kadar hızlı kapanırken siz paritenin bu seviyede kalmasını bekleyemezsiniz. Aynı petrol fiyatlarında bu seviyede kalmasını bekleyemeyeceğiniz gibi. Son olarak altının onsunu aşağıya doğru ne kadar itmeye çalışırlarsa çalışsınlar tekrar kendisini yukarıya atıyor. 3 aylık ortalaması olan 1871 doların üzerinde tutunuyor arkadaşlar. Ve tutunmaya da devam edecek. Sonrasında da 2000 doların üzerine kendisini atıp 2300 hedefine yönelecek. Bu süreçte sabırlı ve sakin olanlar kazanmaya devam ederken panik yapanlar her zaman olduğu gibi kaybedecek. Onun için sakin olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.